Binance'ın ana sayfasında XRP coin fiyatının 5 dolara çıkması üzerine konuşacağız. Biliyorsunuz yakın zaman içerisinde farklı olaylar da oldu. Bu noktada Binance'da yine bu Binance'ın kendi uygulamasında Bitcoin'in fiyatı yanlış olmasın yani 100 bin dolara mı çıkmıştı? Aşağı yukarı öyle bir şeydi. Tabii buradaki fiyattaki anormali şeyden kaynaklı değildi. Nedir? Herhangi bir şeydi. Yani arayüz kaynaklı bir problem olduğunu anlayabiliyorduk ve görebiliyorduk. Dolayısıyla tam yani burada bir problem olmadığını da söyleyebiliyoruz. Öyle değil mi? Fakat Binance üzerinde bu tarz problemler arttı. Binance ana sayfasında Ripple fiyatı 5 dolara çıktı. XRP Coin'de özellikle bu tarz olaylar çok fazla gözlemleniyor. Yani özellikle XRP Coin üzerinde gözlemleniyor. Diğer kripto paralarda da olsa bile XRP'de daha fazla. Şimdi kimisi bunların likidite kaynaklı, piyasa derinliği kaynaklı durumlar oluyor. Kimisi de doğrudan grafiksel olaylar kaynaklı oluyor. İkisi arasında da fark vardır. Şimdi bir tanesi prestije zarar verir. Bir tanesi prestije zarar vermez. Fakat yani daha doğrusu prestije de zarar verir ama birinci elden yatırımcıya zarar verir desek daha doğru olacaktır. Dolayısıyla iyi bir durum değildir. Mesela Huobi üzerinde de yaşananları hatırlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Huobi'de XRP coin fiyatı çakılmıştı. Yine kardeş borsası Poloniex'te XRP coin'in fiyatı anlık 0 dolar. Yani direkt olarak 0 dolara bir çakılma oldu. Ve bu sadece grafiksel bir arayüz problemi değildi maalesef. Çok daha ilerisinde bir sıkıntıydı diyebiliriz. Yine yakın zamanda Gemini borsası üzerinde bir problem döndü. Gemini borsası bütün kripto borsaları Ripple davayı kazanır kazanmaz XRP coin'i listelemesine rağmen epey bir zaman listeleme gerçekleştirmedi. Ki burada biraz da niyet okuma gibi olacak farkındayım ama ki bu kadar süre zaten durmaları çok hayra alamet bir durum değil. Hani sebebi sorgulanır. Yani fon mu bulamadınız, teminatlandıracak fonunuz mu yoktu diye sorgulamak gerekiyordu aslında. Adamlar geç de olsa bir listeledi, bir anda fiyatı 50 dolara patladı falan tarzında. Enteresan olaylar yaşandı yani velhasıl. Bu tarz olaylar maalesef ki oluyor. Son zamanlarda bunun en büyük örneği bu arada dediğim gibi yani Binance'da da iki parti bu meseleler yaşandı. Fakat bunlar likidite kaynaklı vesaire değildi. Grafik kaynaklıydı. Yani grafiksel arayüz kaynaklı problemlerdi. Bunlar da tabii hoş karşılanan işler değildir. İkinci olarak önemli bir konu. Son zamanlarda bu iş Binance US üzerinde çok fazla patlak verdi. Bir borsa üzerinde çok oynak kripto paralar görüyorsanız, yani kalıcı olarak olduğu da oluyor fiyatlarda. Mesela JCO borsasına bakın. Hemen hemen şey yok ki adamlarda. Normal farklı borsalarda alışılagelmiş fiyatlardan bir kripto parayı fiyatladıkları da yok. Sağ olsunlar. Bunun yanı sıra çok fazla oynaklık, bu tarz problemler olan borsalardan kesinlikle ama kesinlikle uzak durmak gerekecektir. Bu her zaman akılda bulundurulması gereken bir konudur. Çünkü borsada büyük bir likidite problemi, piyasa derinliğinde inanılmaz bir anormali olduğu anlamı taşıyacaktır. Bu akıllarda bulundurulmalı. Mesela Binance US şu an çok büyük problemler yaşıyor Binance US. Bitcoin'in fiyatını normalde 27 bin küsuratlarındayken bir anda 100 binlerde görebiliyorsunuz. Ya da TUSD ya da herhangi bir stable coin'in fiyatını durup dururken
1,5 dolarlarda, 2 dolarlarda görebiliyorsunuz. İşte bunlar da maalesef ki yaşanıyor. Binance US borsası şu an ciddi sıkıntı halinde. Öyle ki kapanmaya doğru giden iflas arifesinde bulunan bir borsadır. Bütün bunlar da piyasa derinliğindeki çekilme ve likidite krizlerinden, fon bulamayıştan kaynaklanıyor. Nitekim Binance US'e yardım tırnak içerisinde etmeye çalışıyor. Ki buradaki yardım normalde legal değil, illegal bir durumdur. Çünkü ikisinin tamamen birbirlerinden farklı borsalar olduğu iddia edilmekte ve asla müşterileri karıştırılmamalıdır. Bu da Binance üzerinde yine fon problemleri, zaten bizzat kendisi sıkıntı halinde olan Binance Global Borsası'nın da fon problemleri yaşamasına sebebiyet veriyor. Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'ın ana sayfasında XRP fiyatında büyük bir hata yaşandı. Zira Binance'ın ana sayfasında XRP fiyatı 5,24 dolar olarak görünüyor. Ancak Binance hesabına giriş yapan kullanıcılar XRP'nin gerçek değerini 52 sent seviyesinde olduğunu gördü. Yani gerçek değerini görmüşler. Gerçekten de fiyat 52 sent. Bu görsel hata Ripple yatırımcılarını kısa sürede heyecanlandırsa da Ripple tahtasında fiyatın hala 52 sent seviyesinde olduğu, bunun teknik bir hata olduğu anlaşıldı. Evet, şunu söyleyebilirim. Ya bir gün bu fiyatlarda ben XRP'yi kesinlikle göreceğimizi düşünüyorum. Bunun çok daha ilerisinde de göreceğimizi düşünüyorum ve bunun da öyle aman aman bir süre sonra olmayacağını da anlayabiliyorum. O yüzden evet, herkesin aslında istediği şey, yani herkesin hayali XRP'yi bu gibi 50 sentten 5 dolar, 10-15 dolar fiyatlarda görmek, bunlar mümkündür. Çok zor hedefler değildir. Çok zor pozisyonlar değildir XRP'yi görebileceğimiz. Dolayısıyla sadece beklemek düşüyor yatırımcıya. Ama sadece tabii ki beklemek değil, orayı düzeltelim. Aynı zamanda Robert Kiyosaki'nin de dediği gibi bu süreçte elindeki varlıkları artırmak ve olabildiğince ayı sezonunun bu noktada ve düşük fiyatların yatırımcının da tabii ki keyfini çıkarması gerekecektir. Yoksa bir gün zaten olacak olan şey, siz isteseniz de istemeseniz de olacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.